أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki yine bir Buhari-i Şerif halkasında birlikteyiz. Bugün Kitab-ül İ'tisam Sahih-i Buhari'nin son bölümlerinden biri. Kur'an ve sünnete sarılma. Kitab-ül İ'tisam bil kitap ve sünne bölümünün 19. konusuna gelmiş bulunuyoruz. Burada şöyle bir başlık zikrediyor müellifimiz İmam Buhari. Bâbu ve kezâlike ce'alnâkum ummeten vasatan. Biz işte bu şekilde siz Muhammed ümmetini ölçülü, dengeli, mutedil, ılımlı, orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Evet, bu ümmetin en önemli özelliği ümmeti vasat, orta yolu tutan, aşırılıklardan uzak, ifrattan ve tefritten, aşırılıktan ve ihmalden uzak orta çizgi. Nerede? Her konuda orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Ümmeti Muhammed bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 143. ayet-i kerimesinde bu şekilde ifade ediliyor. وَمَا اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ بِلُزُومِ الْجَمَاءِ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam cemaatine bağlı kalmayı emretmesi. Peki İslam cemaati nedir? وَهُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ İslam cemaati de ilim ehlidir. İlim erbabıdır. Takva sahibi, ihlaslı, samimi ilim adamlarıdır. Konumuz ümmeti Muhammed'in ölçülü, dengeli, orta yolu tutan ümmet olması ve bu ümmetten olan bizlerin İslam cemaatine yani seçkin ilim erbabının yoluna uymamız hakkındaki hadisi şerifler. Kalel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhariyyu rahimahullah ve rahimene ma'ah. Kitabımızın müellifi İmam Bukhari Hazretleri anlatıyor. 7349 nolu hadisimiz. Haddethena İshak ibn-i Mansur. Kale haddethena Ebu Üsame. قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال hayatında hiç hadis-i şerif meclisinde bulunmamış, hiç hadis-i şerif halkasında yer almamış ve böyle kaynak eserlerden hadis-i şerif okumamış birisine göre çok garip. Şu isimler neye anlatıldı ki? İshak Ebu Üsame'den,
Ebu Hüsame Ameş'ten, o Ebu Salih'ten, o da Ebu Said el-Hudri'den naklediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki. Niçin? Çünkü İmam-ı Buhari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra, 200 sene sonra dünyaya gelmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görmemiş. Dolayısıyla bu hadisi şerifi naklederken üstadından ve nihayet sahabe-i kiramdan ve nihayet Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in isnadıyla naklediyor. Hani bir haber naklederken bir muhabirin bu haberi nakletmesi gibi. Bir basın yayın organları ajanslardan, ajanslar muhabirlerden alıyor. Muhabirler de olayın tanıklarından bu olayı ya görüntülüyor, ya sesli, ya görüntülü veya yazılı bir şekilde naklediyorlar. Bugün haberleşme ve iletişim noktasında erişilen bu seviyeyi hadis alimleri 1000 sene önce, 1200 sene önce yaşadılar. Çünkü bu hadis-i şerifler güvenilir bir şekilde tespit edilmeli ve güvenilir bir şekilde nakledilmeliydi. Evet, Ebu Said el-Hudri, Ashab-ı Suffe'den, Peygamber Efendimiz'den özel ders alanlardan biri. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Yüce'u bi Nuhin yevmel kıyame. Kıyamet gününde Nuh aleyhisselam getirilir. Feyukalu lehu, ona şöyle denilir. Hel bellagte, sen tebliğde bulundun mu? Tebliğ görevini bir peygamber olarak yerine getirdin. Feyekul nam ya Rabbi, evet ya Rabbi der. Ben tebliğde bulundum. Fetüsel ümmetuhu, ümmetine sorulur. Hel bellagakum, Nuh aleyhisselam size İslam'ı, dini, imanı duyurdu mu? Tebliğ etti mi? Feyekulune mâ ce'ene min nedir. Hayır. Bize hiçbir uyarıcı gelmedi. Nuh kavmi 950 sene tebliğde bulundu. Kur'an'ın ifadesiyle. Kur'an-ı Kerim'de matematiksel ifadeler çok az. Ama Nuh'un gece, gündüz, tatlı, sert 950 sene. Ve nihayet elini açtı. Ya Rabbi, sen şu yeryüzünde tek bir kafir bırakma dedi. Hanımı iman etmedi. Çocuklarından biri iman etmedi. Çok tatlı, çok güzel, ikna edici metotlarla anlatıyordu. Tatlı sert, gece gündüz. Ama Nuh Aleyhisselam'a sadece 80 küsür kişi iman etti. Yani gemisine sadece 80 kişi bindi. Kurak bir mevsimde gemi inşa ediyor. İnsanlar su nerede ki diyorlardı. Bu gemi nerede? Deniz nerede? Su mümkün mü? Ama sağanak yağmurlar yağmaya başladı. Buna rağmen oğlu kabul etmedi. Yağmurları gösterdi Nuh Aleyhisselam. Şu yağmurların şiddetine bak. Daha çıkarım dedi. Kurtulurum. Ya Rabbi bu benim oğlum dedi. Hayır dedi Cenab-ı Hak. Hayır diye buyurdu. O senin oğlun değil. İnnehu amelun gayru salih. O salih olmayan bir amel işleyen kimsedir. Evet, o maalesef senin gerçekten sana bağlı bir evlat, sana layık bir evlat değil. Ma ce'ena min nedir. Bize uyarıcı gelmedi dedi Nuh kavmi. Feyekulu men şuhuduk. Cenab-ı Hak da soracak. Veya melekleri. Peki ey Nuh, şahitlerin kim? Feyekulu Muhammedun ve ümmetuhu. Muhammed ve ümmeti. Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi anlatılıyor. فَيُجَعُ بِكُمْ فَتَشْهَدُونَ. Ey ümmetim, siz getirileceksiniz ve siz
Evet, Nuh Aleyhisselam görevini yerine getirmiştir. Ülül azim peygamberlerden biridir. Biz şahidiz. Evet. Sümme kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sonra şu ayeti okudu. Ve kezalike cealnakum ummeten vasaten. İşte biz sizi böyle ölçülü, dengeli, mutedil, ılımlı, orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Kale adlen. Çünkü şahidin en önemli vasfı güvenilir oluş. Biz sizi güvenilir bir ümmet kıldık. Nuh Aleyhisselam bize güveniyor. Muhammed ve ümmeti bana şahit. Litekunu şuhede alennas. İnsanlık huzurunda kıyamet gününde şahitler olacaksınız. Peki diyecekler ki Nuh kavmi, peki sizin doğru söylediğinizi nereden bilelim? Bizim doğru söylediğimizi kabul etmediniz. Siz nereden doğru söylüyorsunuz? Ve yekûnen rasûlü aleykum şehîdâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa ümmetine şahit olacak. Evet, ben şahidim, benim ümmetim doğru söylüyor. Huve sâdikul mastûk. O doğru sözlüydü. O doğru sözlülüğü tasdik edilen kişidir sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke müşrikleri, düşmanlar onu tasdik ettiler. Muhammedül Emin dediler. Karakterli, güvenilir, emanet sahibi dediler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. El hakku ma şehide bihil a'da. Gerçek şudur ki gerçek düşmanların bile kabul ettiği şeydir. Sizin düşmanınız sizin hakkınızda takım ifadelerde bulunuyorsa işte o gerçektir. Yani düşmanınızın itiraf ettiği, ikrar ettiği, kabul ettiği şey gerçek, gerçekten doğru olan husus odur. Ve an Cafer ibn Avni'nin haddeten el ameş an ebi salihin an ebi sa'idin kudriyi anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bihâdâ. İmam Buhari sahih rivayetleri naklettiği halde zaman zaman rivayet, ek rivayetleri, takviye edici rivayetleri, destekleyici rivayetleri, yani buna mütabi diyoruz. Mütabi rivayetleri naklediyor. Burada Ebu Üsame'yi takviye etmek üzere Cafer bin Avn'ın aynı hadisi naklettiği rivayet ediliyor. Evet. Peki burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin cemaati emretmekle ilgili hususta hadisi şerifi müellifimiz zikretmedi. Sadece başlığı koydu. وَوَرَدَ الْاَمْرُ بِلِزُومِ الْجَمَاتِ فِي عِدَّةِ اَحَاد۪يهِ Cemaatle beraber olma, İslam cemaatine bağlı olma konusunda pek çok hadisi şerifler vardır. مِنْهَا مَا اَخْرَجَهُ الْتِرْمِذ۪يُّ مُصَحِّحًا Tirmizi'nin sahihtir diye naklettiği şu hadis-i şerif مِنْ حَد۪يثِ الْحَارِثِ اِبْنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَر۪يِّ رَضِيَ فَذَكَرَ حَد۪يثًا طَوِيلًا وَف۪يهِ وَاَنَا اَمُرُكُمْ بِخَمْسِ Evet, ben size, Peygamberimiz buyuruyor ki, beş şeyi emrediyorum. اَمَارَنِ اللّٰهُ بِهِنَّ Allah'ın bana emrettiği şu beş şeyi size emrediyorum. Birincisi, اَسَّمْعُ وَالطَّعَ Allah ve Resulün emrini dinleyip kabul edeceksiniz, bu bir. وَالْجِهَادُ Allah yolunda cihad edeceksiniz. Var gücünüzle mücadele edeceksiniz. Vel hicratu, bulunduğunuz bölgede, mahallede, kasabada İslam'ı yaşayamıyorsanız, İslam'ı daha iyi yaşayabileceğiniz bir bölgeye intikal edeceksiniz. Vel cemaatu, İslam cemaatine sımsıkı bağlı kalacaksınız. Fe inne men farakal cemaate kayde şibrin fakat hala ribkatel İslami min unuki. Kim İslam cemaatinden bir karış ayrılırsa boynundaki İslam halkasını çıkarmış olur. Ben böyle düşünmüyorum. Ne gibi? Müslümanların düşündüğü gibi düşünmüyorum. Ben farklı düşünüyorum. Efendim, tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in emrine uyan Müslüman hanımlar tesettüre büründü. Hayır, ben kabul etmiyorum kardeşim. Benim mantığım 21. asırda bunu kabul etmiyor derse, bütün Müslümanlara toptan ters, aykırı bir düşünce ortaya koyarsa boynundan İslam halkasını çıkarmış olur. Evet.
ve fi hutbeti Umar, Umar el-meşhureti elleti khatabeha bil Cabiye, Cabiye'de Şam diyarında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın okuduğu çok meşhur bir hutbe var. Bu hutbede Hazreti Ömer şöyle diyordu. Aleykum bil cema. İslam cemaatine sımsıkı sarılın. İslam cemaatinden kopmayın. Ve iyyakum vel furkate, ayrılıktan, tefrikadan, bölücülükten, bölmekten sakının. Fe inne şeytane ma'al vahid ve huve minel ithneyni ebad. Şeytan bir kişiyle beraberdir. İki kişi olduğunuzda biraz uzaklaşır. Daha fazla olduğunuzda daha fazla uzaklaşır. Çünkü cemaatin, İslam cemaatinin olduğu yerde şeytani fikirler daha uzak olacaktır. Evet, yine şöyle bir ifade var. وَمَنْ اَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاءِ Kim cennetin ortasını, Firdevs cennetini, cennet bahçelerini, cennet nimetlerini arzu ediyorsa İslam cemaatinden ayrılmasın. Evet, Pakistanlı İslam şairinin güzel bir benzetmesi var. Çeşitli seminerlerde, derslerde, konferanslarda bu benzetmeyi zaman zaman nakletmişizdir. Müslüman bir ağaçtaki yaprak gibi olacaktır. Yaprak ağaçta kaldığı müddetçe yemyeşil kalmaya devam eder. Koptuğu zaman yere düşer, bir müddet yeşilliği devam eder, sonra sararır, sonra kurur, çöpçü tarafından süpürülür, gider. Siz siz olun, ağaçtaki yaprak gibi olun. Kökten gıda almaya devam edin. Muhammed İkbal diyor. Siz siz olun, ağaçtaki yaprak gibi olun. Kökten gıda almaya devam edin. Kökten koparsanız bir müddet yeşilliğiniz devam eder. Sonra sararıp solar, çer çöp olursunuz. Kök Kur'an'dır, kök sünnettir, kök İslam cemaatidir. Kur'an'dan, sünnetten, İslam cemaatinden kopan insanlar var. Dün müftüdür, bugün emeklidir ve o çizgiye tamamen ters görüşler ortaya koymuş olabilir. Veya dün öğretmendir, din dersi öğretmeni, ben bugün böyle düşünmüyorum. Dün çok hayırlı programlarda program yapan kişidir ama ben bu görüşlerimden vazgeçtim, değiştim diyen insanlar, değiştim diyen akademisyenler, değiştim diyen siyaset erbabı, değiştim diyen eğitimciler olabilir. Bu değişim hayra doğru olursa, tekamül anlamında, gelişim anlamında olursa takdir edilir. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلَ ayetinde ifade edildiği gibi hakikatten cayma, sözden cayma anlamında değişim olursa büyük bir kayıptır. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلَ O yiğit insanlar asla caymadılar, sözlerini değiştirmediler, sözlerinden vazgeçmediler. Evet, İslam cemaati noktasında Muhammed İkbal'in misali çok ama çok güzel. Ağaçtaki yaprak gibi kökten gıda almaya devam edeceğiz. Evet, 20. baba geçiyoruz. Babu, babun diye okuyabiliriz. İki şekilde okunduğunu ifade etmiştik. اِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ اَوِ الْحَاكِمُ فَاَخْطَعَ خِلَافَ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ Bir yönetici, bir hakim, bir kadı veya bir alim içtihat ederse ve bilmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizgisine, sünnetine, şeriatine aykırı bir şekilde hüküm verecek olursa fehukmuhu merdud, onun hükmü reddedilir. Yani bir doktor güveniyorsunuz ama bütün tıp kurallarına aykırı bir karar verirse ve siz de bundan mutmain değilseniz, ehline sorup hayır bu kesinlikle mümkün değil denirse bu hüküm reddedilir. Likavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, bunun delili Peygamber Efendimizin şu kavlidir. Bu gibi cümleler li kavlihi, li delaleti kavlihi demektir. Peygamberimizin şu sözü buna delildir. Zira Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Men amile amelen leysa aleyhi emruna fehuve raddun. Kim
bizim işimizin üzerinde olmadığı, bir iş yaparsa, bir amel işlerse, dinimiz, inancımız, sünnetimiz, şeriatimiz, düşüncemiz noktasında aykırı bir iş yaparsa bu reddedilir. Bu ya bid'attir, dinin özüne, ruhuna aykırıdır ya da hurafedir. Hurafe hem dine hem akla aykırı, asılsız, batıl inançlardır. Evet, Müslüman bid'at ve hurafelere karşıdır. Evet, 7350 ve 51 numara veriyoruz. Çünkü iki ayrı sahabi rivayet ediyor. Haddetena İsmailu an ehihi an Süleyman ibni Bilalin an Abdülmecid ibni Süheyl ibni Abdurrahman ibni Avfin ennehu semi'a Sa'id ibnel Museyyebi yuhaddisu en Eba Sa'idin el-Hudriyi ve Eba Hureyre'te radıyallahu anhuma. İki sahabi, iki Suffeli sahabi, iki genç insan, iki genç Müslüman, Peygamber Efendimizin iki talebesi Ebu Sa'id ve Ebu Hudri. Ebu Sa'id ve Ebu Hureyre anlatıyorlar. Haddethahu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ba'ase eha beni adiyyin el ensariye ve istamelehu ala Khayber. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ensardan Adi oğullarının kardeşi olan Sevat bin Gaziye isimli sahabiyi Hayber'de haraç görevlisi, vergi, haraç isimli vergiyi toplamak üzere görevlendirdi. Evet. Fe kadime bitemri cenibin, bu Sevat isimli sahabi Hayber'den cenip adı verilen en iyi cins hurma ile döndü geldi. Hayber hurmaları meşhur. Zekat olarak hurma veriliyor ama en iyi cins. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü ona şöyle buyurdu. E kullu temri Hayber hakeza? Bütün Hayber'in hurması böyle mi? Bu kadar kaliteli mi? Kale la vallahi ya Resulullah. İnna leneşteri sa'a bis sa'ayni minel cem'i. Hayır vallahi hepsi böyle değildir. Ya Resulallah, biz bu iyi hurmadan bir sağ hurma verip iki sağ adi hurma karşılığında bir sağ hurmayı alıyoruz. İki ölçek adi hurma veriliyor. Onun yerine bir ölçek en iyi cins hurma alınıyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tef'alu. Böyle yapmayın buyurdu. Velakin mislen bi mislin. Misli misliyle. Yani bir ölçek hurmayı yine bir ölçek hurma karşılığında satın alın. Ev bi'u hâze ve işteru bi semenihi min hâze ve kezâlikel mizan. Bu adi hurmayı satın, onun parasıyla iyi hurma alın. Tartılan her şey böyledir buyurdu. Yani tartısına karşılık tartılır, hiçbir fazlalık olmaksızın satılıp alınır. Mekke'deyiz. Mekke'de bilezik bozdurdum. Bunun yerine küpe alacağım dedi. Nerede okuyorsun dedim. Kuyumcu. Dedim ki davet ve İslam dini esasları fakültesinde, külliyetü dave ve usulü dinde doktora yapıyorum. Size dedi hiç faizi öğretmediler mi? Altın altınla satılmaz. Buğday buğdayla, hurma hurmayla satılmaz. Önce bu bileziği bozduracaksın, sonra onun parasıyla istediğini alacaksın. Çünkü altın işleniyor, dolayısıyla aradaki fark faiz oluyor. Yani iki ölçek adi hurma verip bir ölçek iyi cins hurma almak caiz değil. Evet, burada ne oldu? Zekat memuru bir karar veriyor. İçtihadını kullanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır diyor. Çünkü Peygamberimizin sünnetine aykırı, çizgisine aykırı. Çünkü
Peygamberimizin yoluna aykırı olan Allah'ın emrine aykırı oluyor. Evet, özellikle ticarette dikkat etmemiz gerekiyor. Şu cümleyle noktalayalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, Alâ men yutâciru fî sûkina hâzihi ettefakkuhu fî dinillah. Bizim bu Medine çarşısında ticaret yapmak isteyen, önce ticaretle ilgili İslam hukukunun kurallarını iyi öğrenmelidir. Ve illa vaka'a fir riba şa'em eba, aksi takdirde istese de istemese de faize düşecektir. Evet, ticaretle meşgul olanlar faiz konusunu, rüşvet konusunu, kara borsa konusunu, ticaretle meşgul olanlar alışverişte hoşgörü konusunu ve benzeri konuları iyi bilmelidirler. Evet, gerçek tacir, sadık tacir, sadık, samimi, dürüst tüccar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacaktır. Peygamberimizin mesleği, peygamberlik öncesi sonrası ticaretti. O ticarette de önderdi, örnekti, modeldi sallallahu aleyhi ve sellem. Dürüst ticaret erbabının Allah malına, ömrüne, evladına bereket ihsan eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.